Şubat'ta atlattığım çok hafif Covid'den sonra bir türlü eski forma erişemedim. Zaten Şubat'ta da hani 2019'daki formun çok çok gerisindeydim. Şimdi iyice gerisindeyim. Bu tırmanış bir anlamda benim için bakalım ne kadar neyi yapabiliyorum denemesi oluyor. İnşallah keyifli olacak kadar bir şeyler yapabiliriz. Tabii şöyle bir şey var. Hayatta neleri kaybettiğimizi üzülmek yerine elimizde neler kaldı, bunları neler yapabiliriz derdindeyim. Sanırım bir aile geleneği bizde bu. O yüzden elimde neler kalmış ona bakmak istiyorum. Güzel şeyler kalmış olduğunu umuyorum. Merhabalar. Recep İnce Bey, güzel işini işlettiği Aladağlı Bungalov'a yine geldik. Ne yapıyorsun Vedat'cığım burada? Ben birerlik bisiklet turundan yeni geldim. O yüzden bisiklete paketleyip dağcılık botlarımı çıkartıyorum. Süpersin, harikasın. Emli Boğazı içine girdik. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Bu akşam kısmetse Vali Konağı denen daha önce de kamp yaptığımız yerde. Selamlar. İlk halinde abi tırmanışa davet ettiğinde beni çok heyecanlanmıştım. Daha öncesinde girmediğim bir kulvara girecektim ve büyük bir heyecan duymuştum. İşlerin bayağı sıkışık olmasına rağmen apar topar bir şekilde hallettim ve iznimi aldım geldim. Bizde şöyle bir yere bina yapıp içine iki tane tuvalet yapmak nedir abi? Nefesim yerine gelsin konuşacağım. Vali Konağı'na geldik. Burası bir kamp yerimiz. 1,5 sene önce de buraya gelmiştik. Emni Valisi aşağıda. Saat tam 1. Yüksekliğimiz altimetrem 2490 metre gösteriyor. Evet, çok yakın. Yarın tırmanmamız gereken yerde, güzeller de karşımızda. Abi ne yapıyorsun? Ya şimdi taşları topluyorum. Yine şu aletle ilgili, bununla ilgili. Artık böyle lüks dağcılık yapıyoruz. Yere çömeli taş ayıklamak yok. Rahat. Rahat olamam, idare edeceksin vaziyeti. Vali Konağı gerçekten de adeta böyle bir valinin yeri gibi tüm vadiye hakimdi. Tepede kalıyor ve düzlük bir alanda. O kadar girintili çıkıntılı bir yerde hani rahatça böyle 5 tane çadırın sığacağı bir alandı. Herhalde zamanında bu yüzden Vali Konağı dendi. Kampın oldukça uzak yerinde su arıyoruz şu anda. Şu anda güneşi batırıyoruz. Artık biz de çadırda çekeceğiz. Hava soğuyor baya. Yani oldukça erken bir saatte tırmanışa başlayacağız. Şimdi bu gece yatacağım güzel yastığımı göstereyim. Evet, yastığım bu. Şu güzel yumuşaklığı var. Bu yumuşaklığı şöyle sağlıyoruz. Ayakkabılar birbirine bağlanmış. Yumuşacık oluyor. Çok da rahat uyunuyor. Saat şu anda 5.15. Galiba hazırız. Arkadaşlar zaten hazırdı. Gün ağırdı. Yavaş yavaş yola çıkıyoruz. Hadi bakalım. Yolcu yolunda gerek. Kampımızı bıraktık burada. Vay be, teknik kazma. Vallahi zaten normali yok, bir tek bu var. Yer teknik. Tırmanışa ilk başladığımızda ufak bir çarşağın ardından ufak ufak kar kulvarları geldi. Bu kulvarlarda ilk başta kramponumuz olmadığı için biraz yavaş geçtik bu kulvarları. Devamında yükseldikçe birçok farklı rota gördük açıkçası. Hani ben Çanakkale'de yaşıyorum. Aladağların böyle binde biri Çanakkale'de olsa böyle
binde bir bir parçacığı Çanakkale'de olsa cennet olurdu gerçekten de. Sabah başlangıcı biraz acılı oldu. Aslında gerçek anlamda başlamak, hala motor çalışmıyor. Sanırım biraz açılır. Nasıl orada kar, bir daha söyle. Burada sert biraz kar. Tamamdır. Biz açamıyoruz. Go ahead. Hoş geldin be Kıpçak Ağızlı. Hoş bulduk be. Devam devam. Saat 6.30 oldu. Güzelliğin kuzey çanağına girdik şu anda. Rotamız hala gözükmüyor, çok ileride. Ve erkenden kar başladı. İyi kar yapmış çünkü. Güzel bir faaliyet oldu buraya kadar. Aydın bu dağ yaklaştıkça büyüyor ya. Rotayı buldun mu? Rota biraz sırttan sırta gidiyor. Ondan sonra aşağı ineceğiz. Şimdi tekrar tekrar. Ha, iyi. Oradan iyi gördüm. Tamam. Rotanın bu tarafını bakmayı hiç bilmiyormuşum. Yanlış bir yere soktum ekibi. Çünkü gitmemiz gereken yerde devasa bir Bergschrund denen çatlak var. Hiç girme abi oraya. Orası sakat. Doğru gel Haldun. Buradan gel. Çok yaklaştık ama kulları hala görünmüyor. Şu anda 3100 metrede tırmanıyoruz. Güzellerin son çanağındayız. Arkadan Haldun'la Mertcan geliyorlar. Kulları bitirmek üzereyiz. Ulan coştu. Bravo. Nasıldı? Valla çok keyifliydi ya. Bravo Mertcan. Abilerinle. Bravo Haldun. Canavar gibisin. Rotayı bitirdik de zirveye gidecek gücümüz var mı acaba? Açık söylemek gerekirse benim kısıtlı fiziksel gücüm burada bitti. Zaten bir anlamda tamamen değil, bir anlamda rotayı çıkmaya geldi. Rotayı bitirdik, kulları çıktık. Daha sonrası kayaya girecek kadar ne mental ne de fiziksel gücüm yok. Bugünü ben şahsıma adına dönüşe odaklanıyorum. Adam bize kayıt alıyor. Yani kayıtlara geçti yani. Geri dönüş yok. Ha?
şu an dağın içinde tek başımayım. Çok sıkıntılı bir durum yok. Vedat'la Mertcan zirveye doğru devam edeceklerini söylediler. Gitmeleri lazım, iyi durumdalar. Benim baş ağrısı vesaire bu zaten çok problemli değildi. Ama istediğim esas rota kulvarı çıkmaktı. Kulvar bitti. Çok da güzel, çok da zevkli oldu. Kulvar şurada. Ben şimdi yavaş yavaş kampa dönüyorum. Bazen daha da böyle tek başına kalmak da keyifli olabiliyor. Kulvarı bitirdiğimizde sağ tarafta zirveye doğru bir kaya bloğu karşımıza çıktı. Yaklaşık 35 metredir tahminen. Hani buraya girmeyi düşün. İlk başta kayaya girdiğimizde gerçekten de şeydi, yani rota basit bir rotaydı kaya için. Öyle çok zorlayıcı bir şey yoktu ama sorun şu ki kayalar inanılmaz çürüktü. En sonunda bir noktaya geldiğimizde artık hani duvar bir anda düzleşmişti. Hani çok böyle tırtıklı fakat tutulacak yerleri, basılacak yerleri biraz azdı. 3200 metrede vibram botlarla, büyük botlarla oraya girmek açıkçası biraz riskli olacaktı. Biz de bu nedenle o noktada bir dönmeye karar verdik. Hatta tam dönmeye karar verdiğimiz yerde çok eskilerden çakılmış bir tane sikke bulduk. Bir karabineyle beraber. Ben buna vazgeçiş karabinesi diyorum. Muhtemelen bizim gibi birileri daha herhalde oraya geldi ve bu karabineden niş yapmaya çalıştılar. Biz de buradan inişimizi gerçekleştirecektik. Karabinaya baktığımızda Vedat abi hani bunu çok güvenilir olmayacağını. Ben ipe girdim. Vedat abi yukarıda karabinadan kendine bağlı bir şekilde emniyet alıyordu. Karabinaya hiçbir şekilde güvenmedik oradaki. Ve hafif zaten bir gerginlikle beraber hani ipe hiç daha oturmadan karabina zaten sikke zaten attı orada. Yalnız kovboy pozisyonda çatakta yürüyorum, çok ilginç. Bu kadar başım ağrımazsa daha güzel olacak tabii de. Ama bu da izlediğim çok güzel kuş sesleri var etrafta. Evet, biraz önceki Berşürüntü'nün altından geçiyoruz. Bayağı büyükmüş ya. Herhalde keyfimiz yerinde. Arkadaşlarımla sağ salim zirve yapıp dönerlerse 10 numara 5 yıldız olacak. Bizimkiler de dönüyorlar. Kampta dinlerim maceraları, ne yaptılar, ne ettiler. Thank you.